Evet arkadaşlar, çok 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 ısrar edince, yani ben de böyle çok ısrar olunca zaten dayanamam. Yani ne yaptık? Mustafa abi dedi ki, ya evde otur otur otur, sen sıkılmadın mı? Abi arabayı kullanamıyorum dedim. Ayak anca iyileşecek inşallah dedim. 15-20 gün sonra biraz daha bir şeye benzeriz dedim. Hayır öyle olmaz dedi. Geldi, ben arabayı kullanırım dedi. Geldi bizi evden aldı. Bu ayağın iyileşeceği yok. Abi haklısın da ayakla bir yere gidemiyoruz. Abicim ama ayakla bir yere gidemiyorsun da bizi bu işlere sen alıştırdın. Ondan sonra bizi ortada bıraktın. Mecburen seni almak zorundayım. Yani valla biz karı koca gidiyoruz ama olmuyor. Mutlaka Cüneyt ve Arzu Hanım yanımızda olacak. Yani bugün ne tarafa gideceğiz abi? Aslında bayağı yaklaştık galiba değil mi gideceğimiz yere? Ya şimdi yaz sezonu biliyorsun, evet. Yoğun geçiyor dedim de. Biz diyoruz ki yine aynı yerimize gidelim. Hiç olmazsa orada biraz daha şansımız, yani insan azlığı konusunda şansımız daha fazla olabilir. İnşallah kimse yoktur gittiğimiz vallahi yerde. Çünkü çok kalabalık dedim, çok. Yani sağ olsun Mustafa abi, nazımızı çekiyor bizim, geldi. Tek evden. Sorun vardı işte, arabayı biraz zor kullandım. Otomatik ama otomatik alışıncaya kadar. Değil mi? Daha yıllar önce sürmüştüm ama bu seninki biraz farklı geldi bana. Aynen. Şimdi buradan biraz taşlık bir yoldan gideceğiz. Dedi ki ya hiç çekim yapmadık biz, nasıl olacak? Dedim hadi sen sürerken, yok dedi ya benim nasıl kullandığımı görmesinler dedi. Vallahi çünkü çok fren basıyorum, çok gazı basıyorum. O yüzden yol kenarından çektik, burada çekim yaptık. Neyse bir an önce artık gideceğimiz yere varalım. Orada da oltalarımızı atarım. Tam akşam suyu başladı. Bakalım nasibimizde ne varsa onun peşinde olacağız. Varsa olur, olmazsa da keyfini çıkarmış oluruz. Yalnız bir tek şey var ya, senden bir ricam var. Arabanın klimasını biraz bakım yaptır ya. Ya biraz yandık diyordu. Yandık. Evet abi, onu en kısa zamanda onu konuştuk ama bir türlü sıra bulamıyoruz. Çok fazla klimacılarda sıra var. Tabii en kısa zamanda yaptıracağım. Sıra bekliyorum. Söyledik, bekliyoruz bakalım. Neyse. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup yorum ve beğenilerle bize destek olursanız seviniriz ayrıca da. Instagram'dan bizleri takip ederseniz çok mutlu oluruz, müteşekkir kalırız. Ne diyelim? Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Haydi bakalım öyle olsun. Bu kısmını Arzu Hanım söylüyordu, artık Mustafa abiye kaldı. Hadi görüşmek üzere. Geldiğimizde Mustafa abiyle biz biraz hazıra konduk. Böyle Taner abiler gelmişler. Onlar sağ olsunlar. Masayı falan hazırlamışlar, çayı demlemişler. Geldik, hemen çayımızı içtik. Bu arada beni görüyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Arzu Hanım görüyor mu beni? Muhtemelen bu açıdan alıyordur diye düşünüyordum. Babam neredesin? Buradayım. Şeyden karbonhidrat. Değil mi? Az daha içeri gireceğim. Az daha içeri girecekmişim. Tamam şu an. O zaman. Böyle geldim. Merhaba. Ben izleyeyim. Hangisini attın da daha güzel yaptın? Hangisini? Arabanın izini. Ha araba. Evet. Arkadaş şey yaptı. Yaptığını. Arada bir yatak var mısın? Var. İki kişilik yatak var. Hayır araba var da biz sadece bizim için bunu aldık. Lavabo, ocak, yatak. O yatak. İki kişilik oluyor. Ay siz burada mı yaşıyorsunuz? Dün'de yaşıyoruz. Ha dün de. Hı hı. O zaman ne gerek var ya? Ya çocuklarla geziyoruz da iyi oluyor ya. Yani. Sıfır arabaları buraya vuramıyoruz. Doğru. Aynen. Ufak mı çocuklar? Ufaklar ya. Tamam işte yukarıya bağlı onları ya. Görelisin abi. Nazilli. Nasıl başımız? Sağ olun. Hadi sağ olun. İyi akşamlar. Bu çekimi şu an yeni aldığımız kameradan yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Yeni bir telefon, yeni bir kamera, yeni birçok şey aldık. Yeni mikrofonlar falan alındı. Tabii ki bunların hepsi de siz değerli takipçiler, aboneler sayesinde oluyor. Olmasanız olmazdı. Öyle diyelim. İnşallah arkadaşları da yenilemez. Her şey yenilemez. Kamerayı yeniledik, mikrofonu yeniledik, tripodu yeniledik. Vallahi arabayı yenilemeyi düşünmüyoruz. Geriye biz kalıyoruz. Biz insanlar onları değiştirebilirim diyor ya. Allah. Şimdi sanki sıra bize geliyormuş gibi bir izlenim bıraktı. Yok yok. Yani inşallah Allah dostluğumuzu
Her zaman daim evlisin. Evet Mustafa abi. Efendim. Eğer benim gibi birini bulsa emin ol beni de değiştirir. Aa kolay. Yok yapmaz ya. Bakma benden başkası yapmayacağı için bu işleri dayanıyor. Ya oluyor. İki dakikada nereden nereye? Küçük bir balık vurdu. İzninizle hemen gidiyorum. Aha. Muhabbet esnaz. Abi sen hangi ara attın oltayı ya? Ben atacağım ben daha. Vurdu. Oo, geldi. Evet. Çabuk. Arkadaşlar tam da çekim esnasında var mı? Var. Anam varmış bir de. Oo güzel de bir şey sanki. Aha. Evet. Tam da çekim esnasında. Ben de tabii yürüyemiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ayak kırıktı. Hoppa. Orijinal. Orijinal bir çupra. Yani günün hangi ara geldi de arkadaş oltayı açtı da attı da ben ağzımı ayırmaktan hiçbir şey yapmadım. Aman, adam 2 dakikada. O benim olta. Yasemin adam. Aa pardon özür. Evet Yasemin aman. Hanım'ın. Yemini ben bağladım. Ya... Abi ben bilmem. Ata yakını gitti ya. Diye üzülmüştüm. Ya. Ama Cüneyt dedi ki yakını attım dedi zaten. Aynen. Ya. Ya. Neyse. Porsiyonu demek ki ya, demek ki artık başladı akşam suyu. Ya ben doyuruyorum sen alıyorsun ya. Ben bu abi ya. Ben bugün çekimdeyim. Bu ayakla ben olta molta hiç zannetmiyorum atabileyim. Ama artık ne yakalanırsa onları çekeceğiz çekebildiğim tamam, kadar. İnşallah. Oo. Buraya bu tarafı getir. De yalnız iğneyi kötü yutmuş. Eyvah. Vallahi çok kötü yutmuş. Tüh o kötü haber. Taner abi sen? Abi sen besle. Tamam mı? Güzel besle büyüsünler. Ya 4 ay öncesi çupraları fısıldayan adam kimdi? Bendim. Evet. Evet. Tamam işte. Hemen üstüne yatıyor. Evet aynen. Bak. Hemen üstüne yatıyor diyor Arzu Hanım. Evet. Hemen üstüne yatıyor. Ama onu Yasemin Hanım atmış öyle diyorlar. Öyle bir haber geldi. Yemi bağlayan kim kardeşim? Ya onu bilmem. Hani Yasemin Hanım'ın oltası falan dediler de o yüzden. Ne? Yaşatma var orada. Yaşatma da aldık. Neyse. Bu taraftaki hazırlıkları çekeyim. Bugün birazcık ben böyle. Çok yürüyebildiğim de yok. Ayakta sadece dikilebiliyorum arkadaşlar. Beni misafir sanatçı olarak davet ettiler. Ben de geldim. Bakalım bugün neler olacak. Dedi Taner abi. Aha. Abi ne var orada? Ne yakaladın sen? Abiciğim, yine mi Yasemin Hanım yakaladı yoksa? Bu sargoz ya ufak. Bu şeylik. Canlı yem bırakımı. Ha evet. Kofana için sabah bırakma yapacağız ama sabaha kadar yaşar mı acaba? Nasıl yaşatacağız? Bizim yaşatma var ama getirdik. Vallahi tam şey ya. Canlı bırakma için mi? Tam canlı bırakma için. Hmm. Yapabilecek miyiz şimdi? Akşam suyunu geçtik. Ama ne yapalım? Bırak dersen bırakacağım. Olmadı bunu bırakalım. Önümüzdeki maçlara bakalım. Tamam. Önümüzde denk gelirse tamam. Bir tane daha o zaman. Güzelim benim. Olmazsa yaparız bir şey daha. Tamam. Bu arada ben burada biraz risk gördüğüm için çok yürüyemiyorum. Aa hayır aman ha. Evet. Aman. Şurada hop. Nasıl yaşayacak mı? İşte ona bakıyorum. Ay şey de yapmadı ya. Ya iğne de zarar vermedi aslında. Acaba çok mu oldu yakalanalı ki? Yaklaşık 20 dakikadan beri bakmıyoruz. Aa, ha toparlıyor. Hayır şey var. Yengece bak. Aa, o yengeci yakalayabilecek misin? Yani nasıl yakalayacağım koskoca yengeç? Oo, burada da var abi. Bak yengece bak. Balığı götürüyor. Oo, bak. Götürdü. Burada da kocaman. Balığı. Of. Balığı götürdü. Vay arkadaş. Şurada da var. Ay bu bunlar müthiş yem olur ben sana söyleyeyim. Olur da işte birazcık nasıl bunlar yapabiliriz? Taner'e gaz verirsek. En büyük Taner. Taner abi. Taner dur, abi. Penseyle yakalayabilecek miyim? Evet koldan penseyle yakalarsan anca öyle olur. Arzu tam yemlik yengeç var tam. Ortalık yengeç kaynıyor. Yengeç çok fazla var. Mustafa abi şeyi bıraktı. Canlı balığı bıraktı burada. Yengeç geldi kaptı aldı gitti.
Abi, her tarafta var. Her dev tarafta. Gibi Arzu, şuna bak. Oo, bak şurada da var. Abi şurada da. Oo, burada da var. Her yer yengeç. Taner abi hem Cüneyt'i yakaladı hem balığı yakaladı. Abi dikkat et. Üstünden geçeceksin abi. Abi onda da balık olabilir mi? Diğerinde de balık olabilir mi? Olabilir. Çünkü sallanıyor. Bir şey şöyle kaldır hayatım. Baba kesinlikle ben oynuyor, oynuyor. Dilber oynuyor. O da bu arada sallanıyor. Dur bakalım, çek bakalım abi. Cüneyt seni yakalamış. Neyse, hareketlilik var millet en azından. Cüneyt Bey balık var dedi, geldik bakalım. Şaka yapıyorsun. Gerçekten çok büyük balıktı. Aman. Ne oldu? Hadi be, büyük balık kaçırdım. Gitti mi yine? Galiba gitti ya, hadi be. Oo, gerçekten büyüktü ama. Benimkini de demin yapıştırdı ya yere. Haydi be, kopardı mı, ne yaptın bunu? Yok. Haydi be, gitti. Neyse. Olsun. Ya demek ki biz çeneye dalınca benim oltayı da aldı, yan tarafa vurdu ya. Neyse, sağlık olsun. Aman dikkat edin, ısırır. Abi sen gitmiyor musun sen ya? Ya hadi hadi. Ya. Evet. Onu halledelim de sonra alayım. O benim çok iyi. Benim oltayım bu ya. Çok iyi. Gerçekten. Bu iyi boy. Arkadaşlar bu Rusya'dan geldi. Benim balık değil mi bu? Bu benim ise biraz önce sen şaka yapan balığı. Evet. Abi, hakikaten büyükmüş ya. Evet evet, gayet güzel. Bir poz ver. Evet. Balıkla birlikte anne kızın güzel bir pozu. Dur bir fotoğraf çekelim, bırakacağım ben seni. Bu büyüsün de gelsin. Bir büyüsün de. Büyüyecek acaba. Evet arkadaşlar. Şimdi gerçekten ben de değil mi? Güzel bir balık. Abi, bu şimdi şey mi oldu? Allah'a şükür neydi? Nasip oldu. Trofe değil. Sayılır ama o kadar da hani böyle çok ciddi trofe bir boy değil. Değil ama bu arada Mustafa olur. Abinin yüzünü trafo alamıyoruz. Işık kafa lambası kapatayım yandığı mı için. Tabii ki. Yani ne demek? Yakalayanı göremiyoruz. Tabii ki. Yakalayan ordu burada. Yakalayanlar buradaymış. Yalan! Evet. Şöyle daha iyi anlaşılsın diye balığı. Aynen. Şöyle görelim. İğnenin takıldığı yere aman dikkat eder misiniz? Bakın. Bunlar edecek bunda. Bu nasip işte bak. Evet, aynen öyle. Bu nasip öyle işi. Abi ucundan ya var ya, ya az ben da inciltmek istemiyorum da o yüzden böyle yapıyorum. Ya var ya, hadi. Aa, güzel. Devamı bol gelsin inşallah. Dolandım ben ona, söyledim de balıkla uğraşıyor diye. Evet abi. Vuruyor. Rastgele demiştim ben. Evet. Haydi haydi balık. Yasin balık, sen buntuktan şey yap. Balık çok güzel geldi. Bir anda ya ben ne diyorum? Ne dedim abi? Az önce ne dediğimi söyler misin? Ha, saat 11 ile 3 arası. Bu mevsimde balık gece 11 ile 3 arasında gelir dedim ya. Yani çok sürmedi. Var mı? Güzel vuruşlar geldi ama onda yok. Sen beni çekiyorsun. Bir dakika, yavaşla. Yavaşla. Evet. Yine bu taraftan dolaşman lazım abi. Tabii tabii. Ben ya arkadaş, ben de yatıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin amacın ne? Senin amacın ne? Evet, aynen. Senin amacın senin ne? Senin amacın ne? Orada bayram daha devam ediyor. Evet arkadaşlar. Sıla ve takım arkadaşı koştur koştur balığın yanına gidiyorlar. Taner abi gene yakaladı bir tane bebek. Ben ya. Dilber yakalamış aşkım. Bu gece bütün Dilberler buraya. Bütün Dilberler buraya. Tebrikler Taner Bey. Annem havluyu versene. Havluyu versene. Taner abi, demek ki senin şansın biziz. Biz olmayınca evet, sen evet, balık evet alamıyorsun. Bu sabah abim geldi ya, onun için yarışıyoruz. Bak 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 bak. Taner kardeşim, gerisi nerede bunun? O kız, bu yağcılarda var inecek var. Bak bak ya, gerisi var. Yağcılarda inecek var. Dikkat et. Hadi bakalım devamı gelsin. Mustafa abi, seni pek bir havalı görüyorum. Hayır mı? Yani şu anda tabii ki büyük balıkları
her zaman gibi çupraları fısıldayan adam tutuyor. Onu ben koydum sana, geri alırım. Alma şimdilik, bugünlük dursun. Bak o sıfatı ben yükledim, geri alırım. Ben bir tane daha. İnşallah daha güzelleri gelsin. İnşallah. Hadi bakalım, hepimize rast gelsin millet. Güneyt'e öyle güzel bir vuruş geldi ki. Tabii ayak böyle olunca biz gidene kadar. Yengeç mi vardı onda? Kocaman. Ama çok güzel vurdu. Hoppa onu. Allah hadi. Aldı gir. Aman be. Çok mu büyük? Gerçekten büyük. Çıkmaz mı? Bu ne ya? Keşke direkt çekseydin hayat. Gerçekten çekseymişim ya. Çek dedim ama. Ne oldu? Gitti mi? Kayaya girdi. Kayaya girdi, çok büyük. Eyvah, bekle o zaman, bekle. Bekle, çıkartma, kopartma, bırak dursun, kendi çıkarsın. Bak benimki demin çıktı. Çekecektin direkt. Ya orada kaya yok diye düşündüm ben attığım yerde. Çünkü o vuruşa dedim ya sana, alıp yatmıştır o diye, çok güzel ama vurdu. Bekle yani, bakalım ya. Ay, taktığım yengeci gösterdim değil mi size? Evet. O takım bu. Yani şöyle koca bir yengeç bu. Yani bunun üzerindeki balık 4 kilo civarında falan. O zaman şey yapma. O zaman bekleyeceksin. Acele etme, bekle. Şey alıp gelen mi? Ne? Kepçeye. Oho, kepçe hazır. Bir çıksa taşın altından. Ya tasmayı vurduğum an taşın altına girdi direkt ya. Az bir şöyle bir asıldım. Kaç metrede? Yani çok derin, şey çok ileride değil ama. Haydi be. Bekle Cüneyt. Hareket ya. Var mı? Aç bekle, yapacak bir şey yok. Öbür tarafta da hatırlıyor musun? Hani şu çok büyükleri yakaladığımız, hı-hı, yerde de. Bir kaya var arkadaşlar. O kayanın çevresi güzel balık yapıyor burada. Yine oraya bulduk, attık. Zaten deminden beri hep o tarafa doğru çalışıyoruz. Balıklar da oradan geliyor. Şimdi ben de küçük balık çok fazla. Atar atmaz yemleri bitiriyor. Özellikle sürünezi çok bitiriyor. Etrafta çok fazla kaya yengeci vardı. Bir tane çok büyük bir yengeç bulduk. Onu yem yaptık. Büyük bir yem oldu. Dedim ki bu takım yani orada dursun, suda gelirse buna gerçek anlamda bir trofe balık gelir dedim. Attım, bekliyorduk. Hani nasip bu tabii ki. Gelirse buna öyle ufak tefek bir balık gelmez dedik. O şekilde attık. Ufak tefek bir balık da gelmedi tabii ki. Ama şu an yapacak bir şey yok. Balığı çıkartamıyoruz. Aç bırak, yapacak bir şey yok. Çıkarsa. Oo, bak. Kurşun boşta. Ucunda direkt balık var. Sal gitsin ya, aç kalamayı. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Çıkartırsak çekeriz, size gösteririz arkadaşlar. Çıkartamazsak yapacak bir şey yok maalesef. Evet. Herkes uyku moduna geçti. Bir kısmımız böyle arabalarda yerlerini aldılar. Çadırlar kuruldu. Bu şekilde paşa uykunun ikinci yarısına geçti. Çadırlar böyle burada. Mustafa abiler de arabanın içinde. Şu an sıcak geldiği için muhtemelen klimayı açmak için arabayı çalıştırdılar. Çok mu sıcak abi? Aşırı sıcak. Ben lambayı bile kapatmamışım. Nasıl uyuyacağım böyle? İyi, hadi size de iyi uykular. Teşekkürler. Burada da Taner abi yerini yaptı, hazırladı. Burada Arzu Hanım yatacak. İnşallah öyle umut ediyoruz. Çünkü o pek dışarıda uyuyamaz. O yüzden bütün hazırlıkları yaptık. Oltalar, işte yatacak olanlar oltalarını dışarı çıkardı. Hazırlıklarımız böyle. Arzu Hanım henüz daha yatmayacak görünüşe bakılırsa. O yem hazırlamaya devam ediyor. Ben de biraz daha olta atacağım. Sonrasında bakacağız. Taner abi de artık uyku moduna geçiyor. Oltaları dışarı çıkardı, toparladı. Bundan sonrası artık Allah kerim. Sabah ola ayrılır. Sabah suyunda inşallah buluşmak üzere. Arzu Hanım var dedi. Allah Allah. Ha ne geliyor ya? Evet gerçekten var. Şaka bir yana. Ne ya?
Aman İsparoz mu? Sabahtan beri beni uğraştırıp duran deli. Ya. Bu neyi hak etti sence? Ha, sabahtan beri 5 şişimi yedirelim. Seni Allah'ın izniyle sabah canlıya salacağım. Hiç kusura bakma, yapmadığım şey ama çok kızdırdınız beni bu gece. Yoruldum yoruldum. Nasıl taktir bir evet vuruyor. Evet ya, aldattı kaç kere yerinden. Yani gerçekten. Düşmeden bir yuvara gidersem. Aha bu arada burada tekeler, tekeler var. Görülebiliyor mu bilmiyorum çok ama. Çok var çok. Oo bak gözleri nasıl parlıyor. Dünya ya, kadar. Ya sıkmamışlar ama. Kaçamaz herhalde ya. Şöyle yapayım ben. Evet. O da sabah şanslı olanlardan Livar'a girdi. Livar'ın yeri de mükemmel yalnız. Çok. Müthiş orası ya. Su çok yükselmiş. Şişte 5 tane yemim var. O bitene kadar şansımı deneyeceğim. Ondan sonra artık ben de dinlenme moduna ya, geçerim. Durmasam da dinleneceğim çünkü yoruldum. Evet evet. Bir de bu işin yarını da var. Verdik yorulduk yani. Yorulduk kaç günlerin. Dinlenmişliğinin yorgunluğu var. Vallahi bende hiç dinlenmişlik yoktu işin açıkçası. Ama bildiğin atacak gibi habire yedirdik aldık yedirdik aldık evet, yorulduk akşam. Yani. Yorulduk. Gelirken dün Mustafa abiyle biz bizim kapının önünde buzdolabını unutmuşuz ya şeyi. Aferin. Bir hata nereden geri döndük. Benim yanımda olmadığın nasıl belli oluyor? Ben sana dedim takıl benimle. Benim yanımda olmadığın nasıl belli evet. oluyor? Sen kapının önünde dolabı unut da çıkıyorlar. Sonra? Geri dön. Sonra nereden döndünüz? Germencik desen. Aydın'dan Germencik'e, Germencik'ten geri bir daha Aydın'a. Yolun Aydın'dan... yarısını tekrar. Gülşah sabah suyu yapıyor. Biz artık pert olduğumuz için önce bir kendimize gelelim dedik. İnşallah sonra biz de yapacağız o sudan. İnşallah. Yani güneşli olduğuna bakmayın daha sabah saat 6:30. Zaten çok da şey değil ki. Öyle yüksek bir güneş daha gelmedi ama ay sıcaklığı çok sıcak. Hissettirmeye başladı. Evet. Çok sıcak haddine var. Buyurunuz beyefendi. Yoksa rejim değil. Ay Allah'ım ya. Hanımefendi siz buyurun. Ay hadi hattınız için bir tane alayım beyefendi. 85'e aa. Düşeceğim biraderim yani. Adam nasıl oluyorsa bir günde verdiği kiloyu katıyla geri alıyor. Geri alıyorum ya. Ödem. Kahvaltımızı yaparız. Sonra inşallah balık gelirse ya da Mustafa abiler uyanırsa onları da karaya ekleriz. Evet. Akşam onlar burada uyuyamadı. Biz de en iyisi eve gidelim. Eve gittiler. Sabah gün doğmadan buraya sabah suyuna geliyordu. Yani geldi. Akşam suyuna gelir. Akşam suyuna yani gelirse şükredin. Sabah 6:30 henüz yok ve günlük güneşlik oldu hava. Mustafa abi işte bu. Ne diyeceksin? Yok gelir. Dün rekor ondu ya. Gelir. O gazla o diyorsun gelir, değil mi? Gelir. Bayağı iyi aldı bizi ya dün. Unutmuşsunuz. Siz bu işi biliyorsunuz mu? Baya size dalga geçti evet. Ama senin balığın da bunun yarısı nerede diyor küçük diye. Allah Allah. Tabii bunun gerisi nerede? Balık mı yemiş diyor. Aslında o balığı benim hakkımdı. Çünkü ben doyuruyorum o alıyor. Ben doyuruyorum o alıyor. Aslında doğru, balığın doğru. Yarısı benim. Adam görmüyor mu? Korkudan gece mece demedi. Torbaya koydu kaçtı. Kimsenin haberi yok ya. Aklı gitti alacağız. Evet ya. Dün bir geldim. Hani çay dedim. Al çay yok. Çaydanlık da yok. Çaydanlık diyor. Kendini de getirmiş. Oh. Bak dün dolabı unutmuşlar. Çaydanlığı unutmuşlar. Mustafa abi dün niye gelmiş ki buraya? Oynamaya. Çayı elini bardak. Elliler yüzler ise tamam diyecek ya. O kadar çay sıramış. Kendi hatası yapacak bir şey yok. Neyse çok kulakları çınladı. Çay içeceğim Mustafa abi dedim. Var mı dedi. Daha dur bismillah daha yeni geldim ya. Daha yeni girdim. Parmağını şıklatınca geliyor evet. Zannediyor. Ondan sonra dedim hemen yaparız çay. Şekli değişti ya. Gülmeye başladı. Adam çay delisi ya. Ne diyor? Çay mı demliyorsunuz? Çay mı istiyorsunuz? Ben istemiyorum. Siz istiyorsanız yapın diyor bir de. Sıla'ya taş gönderiyor. Buldu zaten yumuşak damarı. Oradan gidiyor. Ay neyse. Biz bunları demedik. O da demedik. Duymadı. Ne zaman? Kim? Kiminle? Nerede? Ne olmuş? Ben hiçbir şey demedim. O nasıl bir vuruştu öyle ya? Vallahi
Harbiden çok sağlam vurdu ama ha. Şaka bir yana. Bayağı bastı. Almış olabilir mi acaba? Yani ben de bilemedim ya, o kadar sert vuruşlara. Tabii benim yok mu? Arkada küçük bir şey. Hadi ya. Çok güzel vurdu ya. Ama küçük bir şey gibi değil ya. Ya sana doğru yüzüyor ya da yok. Vurma nasıl bir şeydi? Aa, güzel. Hop, aman dikkat et. Hoppa, mümkün değil ya. Güzel vurdu. Bende de bir şeyler tırtıklayıp duruyor sürekli ama. Ha? Bende de bir şeyler sürekli tırtıklayıp duruyor ama. Sabahın ilk şeyi olacaktı ama neyse. Arkadaşlar, rivayet odur ki şöyle bir durum söz konusu. Un, tuz ve su karışımıyla çok güzel çupralar yakalandığı söyleniyor. Biz şimdi bunu bir test edeceğiz. Şöyle ki biz bir markanın çupra yemini aldık. Şöyle görebiliyorsanız. Bunun içine iki yumurta kıracağız. Sonra bu çupra yemi pelet yem diye geçiyor bunlar. Yumuşacak bir 3-4 saat, 5 saat ne kadar olursa akşam bu yemle av yapacağız. Sonra bir başka karışımımız da vanilya, kahve, un şeklinde olacak. Bir de onu deneyeceğiz. Bu 3 hazırlayacağımız yemin hangisinin daha etkili olduğunu göreceğiz. Şu an için biz de bilmiyoruz açıkçası. Bunu nasıl yapacağız? Yumurtayla bu iki yumurta kıracağız. Bir miktar içerisine pelet yem doldurduk. İki yumurta kıracağız. Belki üç de olabilir. Buradaki kıvama bağlı olmak kaydıyla. Sonrasında un ilave edeceğiz buna. Ve belki bir miktar tuz ilave ederiz. Sonrasında bu kulak memesi kıvamında belki bir tık daha sert şekilde bir hamurumuz olacak. Aynı benzer kıvamda bu sefer de vanilya, kahve, un olarak yapacağız. Tatlı su da bu vanilya, kahve, un gayet iş yapıyor. Onu denedik. Bakalım denize nasıl bir etki yapacak. Onu da deneyeceğiz. Diğer bir şey de un, tuz ve su. Deneyelim bakalım. Daha sonra bunlar kurumasın diye böyle bir kabın içerisine koyacağız ki şey olmasın. Yani böyle bir kuruyup da tamamen yani iğneden düşer hale gelmesin. Hatta bu yemi kullanırken getirdim mi bilmiyorum. Yaylı iğneler var. Onlarla kullanılırsa çok daha böyle etkili olacaktır. Çünkü hamur iğneden böyle pat diye anında düşmüyor. Uzun süre iğne üzerinde de hamurunuz kalıyor arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Şimdi ne yapacağım? Diğer bir yumurtayı da öbürünü kırmıştık. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle kıralım. Bunun içerisine bir tanesini kırdım ben. Şimdi ikinciyi de kırayım. Şöyle o. Sonra buradan da kek yapıyoruz. Çırpıyoruz bunu. Güzel bir kek yapıyoruz. Akşama kek yiyeceğiz. Tabii ki değil. Bunu böyle bir müddet bırakacağız. Ağzını kapatıp bırakacağız arkadaşlar. Çünkü pelet yemin biraz yumuşaması lazım. Bu şu anki haliyle ciddi anlamda sert. Dilerseniz bunu bir havanda böyle döverek biraz daha un haline getirip daha hızlandırabilirsiniz işlemi. Ya da bir başka şekilde de bilmiyorum evde bir şey derler mi de var fikirler de. Vallahi dayak yersiniz. Böyle blender falan var ya hız 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 yapıyorsun. Bunları un gibi yapıyor ama dayak yiyebilirsiniz. Benden duyduğunuzu söylemeyin. Sonra yediğiniz dayaktan da mesul değilim, söyleyeyim ben. Hiç o işlere karışmam. Onu daha işlemi daha hızlandırmış oluyorsunuz o zaman. Normal bildiğimiz un ve hamurumuz hazır oluyor. Bakalım
yapacağız. Yaparken de çekeceğiz onları arkadaşlar. Ve sonrasında akşam da deneyeceğiz. Denerken de sizlere birebir anlatacağım. Sonuçlarını göreceğiz. Cüneyt, bir gün ne oldu biliyor musun? Ne oldu abi? Bir gün Sıla'nın okul kermesi varmış. Sıla'nın eline bir kağıt tutup sürmüşler. Yaprak sarması. Of. Onu ben ne anlarım yaprak sarması. Tabii şimdi izleyenler mevzuyu bilemeyecek. Sen o dönem yalnız yaşıyorsun. Ha. Neden? Biz Eşmir'den ayrılmışız. Evet. Çocuğu anası bakmadı. Biz baktık. Sıla o zaman kaç yaşında ayrıldığınız dönem? 2,5 yaşında ayrıldık. 2,5 yaşından beri vermişti. He, okula kaça gidiyordu abi? O zaman ya 3'e gidiyor. Ya 4'e gidiyor ama 4'e gitmiyor. 3'e gidiyor. 4'te yiyor Rahim Abilici'de. 3. 3'te bıraktım. Ben yaprak sarmasını bilmem. İlkokul 3. Yaprak sarmasını bilmem. Kermes hadi, var. Kermes var. Ertesi gün yetişecek. Hadi anamı aradım. Ana dedim böyle böyle. Nasıl yapılıyor? Oğlum dedi pirinci yıka. Bunları da yıkattık. Ama yaprağı nasıl saracak? Öyle uğraşadım olmadı. Böyle uğraşadım olmadı. Ayaklarım vardı olmadı. Ama en son sigara sarıyor mu dedim elimde böyle. Öyle sarıp. Oradan yola çıkarak. Oradan yola bir çıktım abi. Koca bir tencere yaptım ama ne her yerim abi, bacaklarım, bellerim, kollarım, her yerim. Bocuk tek tencere. Başına sardın, koca tek başına sardın. Ay kadınlar ne yapıyor ki evde zaten? Ama böyle, böyle. Ondan sonra böyle. Hepsi kalem gibi. Maşallah. Oy, 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 oy. Ondan sonra okulu götürdük, verdik. Öğretmene dedim, zaten damlaları görünce o şimdi gitti hocam. Yani kalem gibi, kalem gibi, sigara gibi. Ondan sonra dedim hocam benim parayla alabileceğim şeyler yap. Benden böyle şeyler istiyor. Bak ne güzel sandım. Hanım sarmadı ki. Hanım yok ki bende. Ben tek başım yaşayan adamım. Çocukluğu ver. Ya nasıl olur? Öyle hocam dedi. Tamam dediler. Aradan 3-4 gün, 1-2 hafta geçti. Ev temizliyor. Kapı çalındı. Açtım bak. 2-3 öğretmen geldiler eve. Sıla'nın evi Mehmet Sıla'nın. Sıla'yı kontrolü geldik. Buyurun. Geldiler. O zaman tripleks oturduk. Sıla'nın evini çıktı, odasını çıktı. Baktılar. Eşyalarına tamam. Baktılar. Kendilerine baktılar. Kendilerine baktılar. Ondan sonra indik. İndiler. Sakın çektiler okumaya. Gittiler. Bir şey demediler. Lan! Aradan işte 3 hafta, 2-3 hafta sonra karnı da ödeyecek. Sıla'nın karnısını almaya gittim. Yılın annesi dedi, Taner. Ben şaşırıyorum. Öğretmen diyor, gözüm içine bakıyor. Yılın annesi Taner Faydalı diyor. Gelsene diye. Buyur hocam, yılın annesi seçin. Bir plaket. Al. İşte atalarımız boşu dememişler. Cennet anaların ayaklarının altındadır diye. Evet. Biz bir çocuğunu baş edemiyoruz. Gerçek anneleri, hani doğuran değil de gerçekten doğuran değil, gerçek annelerine. Ya, gerçek anneleri. Hayvanlar da doğuruyor. Evet. Ama ne yapıyor? Belli bir yaşı getirince kadar o çocuğuna hayvan diyorsun değil mi? Bırakmıyor. Ene bakmıyor. Bütün hayvanlar yani. Aynen öyle. Zor bir... Gerek. Dönem geçmiş. Sıla gerçekten çok başarılı bir kız. Allah her zaman muvaffak etsin. Amin. Ben lisesi mezunu, şimdi de üniversite sınavına girdi. Güzel de puan almış. İnşallah o puanla da güzel bir yere yerleşir. Geleceğe açık olur. Elinden geldiğince her şekilde bütün imkanları sunmuş bir babadan bahsediyoruz. Allah herkese böyle babalar nasip etsin. Yılın annesi olabilecek kadar iyi babalar. Hatunlara baksaydık aç kaldıydık. Kendimiz kendimiz görelim. Evet, şimdi arkadaşlar gündüzden, sabahtan daha doğrusu yumurtayla ıslattığımız çupra yemlerimiz yumuşadı. Ve onu normal hamurla, güzelce unla karıştırıp hamur yaptık. İçine bir miktar da tuz karıştırdık.
ve artık çupra için yemimiz hazır. Az sonra sadece ve sadece un, tuz ve su karışımıyla bir hamur hazırlayacağız. Onu da deneyeceğiz. Sonra başka, ha yumurtayla mı yapacaktık bir de? Vanilya. Vanilya kahve. Bir de yumurtayla bir hamur karışımı yapacağız. Tatlısı da çok verimlidir. Ama denizde nasıl bir verim elde edebiliriz bilmiyoruz. Bakın hamurumuz, yani kulak memesinden biraz daha sert şekilde bir hamur. Böyle çok yumuşak da değil, çok aşırı sert de değil hamurumuz arkadaşlar. Kabımızın içine güzelce böyle yerleştirdik ve kapatacağız. Bir süre dinlenecek. Dinlendikten sonra daha homojen hale gelmesi sağlayacağız bu vesileyle. Sonrasında da artık yemimiz hazır olacak arkadaşlar. Şimdi kapatalım ağzını ve böyle bir yarım saat kadar dinlenmeye alalım. Bu arada da normal un, su ve tuz karışımı yapacağız. Burada da onu yapacağım az sonra. Ondan böyle çok çok değil, az az miktarlarda deneme amaçlı yapacağız arkadaşlar. Sonucunu ilerleyen saatlerde hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl bir etki olacak. Biz de bilmiyoruz. Görüp deneyeceğiz ve sizinle birlikte test etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, bu da su, tuz ve un karışımından yaptığımız hamurumuz. Bunu da hazırladık. Yine bu da böyle bir kulak memesinden bir tık daha sert şekilde. Bunu da böyle bu kabın içerisine güzelce yerleştirdikten sonra yine böyle 20 dakika kadar bunu da bekleteceğiz ve ondan sonra kullanmak için hazır hale gelmiş olacak. Devam ediyoruz. Sonra da kahve ve vanilya karışımına geçeceğiz. Belki onu yapmayabiliriz de, çünkü emin değilim. Yani çok tuzlu su, yani denize uygun bir hamur değil o aslında. Yani içimizde kalmasın diye yapar mıyız emin değilim. Bakalım. Evet arkadaşlar, takımımızı da hazırladık. Tabi bunun için de şöyle bir şey lazım. Hemen onu da göstereyim sizlere ben. Bu şekilde özellikle hamur kullanıyorsanız şöyle bu şekilde bir yaylı iğne var. Bu iğneyi edinirseniz gerçekten hamur kullanırken çok büyük kolaylık sağlarsınız. Öncelikle çupra yemi, yumurta ve unla hazırladığımız hamuru kullanacağım. Şu şekilde birazcık böyle sulanmasını sağlıyoruz. Sonra iğneyi şöyle içine gömeceğiz arkadaşlar. Yayın içine de sıkışmasını sağlıyoruz. Şöyle birkaç defa yaparsanız tamamen iğnenize yapışacaktır. Tabii böyle durumlarda hani böyle lör diye çok güçlü şekilde atmıyoruz. Çünkü o şekilde atışlarda hamurumuz iğneden çıkacaktır. Ve dolayısıyla da boş bir iğneyle av yapmak durumunda kalırsınız. Buna özellikle dikkat edin. İğneyi tamamen gizledim. Yayla birlikte hamur tamamen iğneye yapıştı. Şimdi atacağız ve nasibimizi arayacağız. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu akşam yemekte ne var? Çok şeyler var. Oho. Evet, közlenmiş, harikasınız. Patlıcanlar közlenmiş. Of 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 of. Gerçekten harika görünüyorlar. Evet. Bugün akşam yemeğimiz de böyle. Bu tarafta çilingir sofrası var. Vallahi gerçekten çok güzel bir sofra olacak gibi görünüyor. Yalnız patlıcan o kadar güzel kokuyor ki başım dönmeye başladı. Bu tarafta da tabii çalışmalar var. Bizim paşamız burada yatıyor. Yani hiç keyfi yerinde değil. Bugün sıcakla paşanın imtihanı vardı. Kendinden geçti çocuk. Yasemin Hanım, son dakika sizi göndermedik. Az daha kaçıyordu arkadaşlar. Yani Mustafa abi, bir baktım ki toparlanmış. Var. Bir anda toparlanınca anlayamadım. Evet. Sonra dedik ki biz akşama kadar sizin için burada kaldık. Siz nereye gidiyorsunuz falan.
Öyle deyince artık gitmediler. Biraz birkaç alışveriş için Mustafa abi markete kadar gitti. Yasemin Hanım buradalar. Bizimle birlikteler. Arzu Hanım kolay gelsin. Ay artık Arzu kalmadı. Arzu'dan kalan kırıntılarla idare edin artık. Evet, oltalarımızı da attık. Birinde hamur var. Diğerinde sülnez ve yengeç var arkadaşlar. Hamur kısa mesafe atmak gerekiyor. Dolayısıyla biraz kısa mesafede attık. Yakına attık. Yakında biraz taşlık. Yani bu deney nasıl olacak emin değilim. Fikrim yok ama elimizden geldiğince denemeye çalışacağız. Burada başarılı olamazsak bu konuda. Başka bir merada yine denemeye devam edeceğiz. Deneyin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Hepinizin eline koluna sağlık vallahi. Acayip güzel olmuş valla. Bir saat önce ne yeriz ne yaparız diye düşünüyorduk. Hiçbir şey yoktu orta yerde. Yine sağ olsun Taner abi de Gülşah. Taner yemek konusunda iyidir, hemen halleder. Yani. Aşçı başım benim. Evet. Hakikaten de odun ateşi durmuyor. Patlıcan çok lezzetli oluyor. Gerçekten. Bu arada fırtına çıktı. Evet, bayağı fırtına çıktı. Nereden esiyor? Kopanalı havası bu. Devrek. Haberi. Devrek. Nerede buluyorum her zaman? Karşıdan gidiyor. Devrek aşkım, boş ver ya, balıkçıda yalan mı biter? Levrek havası, kofana havası, yağmur yağdı, çaktı şimşek. Ama şu anda benim için en önemli olan aç karnımı doyurmaktı. Süper doydu. Ellerinize sağlık tekrar. Taner abiler toparlandılar. Çok aşırı rüzgar var. Buradaki malzemeleri, kamışları, ne varsa her şeyi toparlayıp aldılar. Arabaya attılar arkadaşlar. Şu an için Arzu Hanım da toparlamış. Şimdi size çok fazla rüzgarın sesi gelmiyor olabilir ama yani burada bayağı güçlü bir rüzgar var. Yani şurada benim toparlamadığım kamışlar var burada. O da benim ayağımdan kaynaklı, toparlayamıyorum. Arzu Hanım da toparladı. Mustafa abiler onlar da toparladılar. Hatta toparlamakla kalmadılar. Onlar komple gidiyorlar. İki akşamdır klimayı açıyorlar. Yok kalacağız, yatarız biz burada falan. Pat. Şimdi yarın sabah gelecek Mustafa abi. Beni eve götürecek. Yani o yüzden eve gidip dinlenmesine biz sabah bu akşam... Sabah 9-10 gibi gelirim. Bu akşam av yaptığımız söylenemez. Daha ziyade işte gır gır şamata, muhabbet. Yemek. Sonrası yemek. Ve rüzgarın da şiddetlenmesiyle birlikte zaten avımız sonlandı diyebiliriz. Mustafa abi. Allah yine kavuştursun bizi. İnşallah, inşallah abi. Ama güzel, güzel bir kamp oldu. Kesinlikle öyle. Bak insanların evlilik hikayelerini dinledik, tanışma hikayelerini dinledik. Yani kimileri otogara götürüp bir çadır açmış aynen, orada aynen. Evlenebilmek için değil mi? Kimisi daktilo kursunda tanışmış. Evet, evet. Sıla'mızla tanıştık, uyuyor şu anda. Evet ya, o çok yoruldu. Yoruldu. Sağ olsun nazımızı çok çekti. Sıla çay dedik. Hiç... Su, çay. Su, çay derken. Çocuğu yordunuz. Çok yoruldu gerçekten. Her şeye koşturdu. Sağ olsun vallahi, her evi lazım. Bir dahaki kampı da bekleriz. Özlemişiz, çok ayrıca uzun zaman olmuştu. Ayrıca denize de girdik yalnız, bunu atmayalım. Evet, denize girdi. Sıkkınla dalış yaptık. Denize girdiler. Ben de girmeyi çok isterdim. Ama şu kadar kişinin içinde yine denize giremeyen ben. Denizin kenarına bile yaklaşamadık. İnşallah iyileşince bugünlerin acısını çıkartırız. Yani ama şu an için çok riske girmiyorum. Bakalım şu arkadaş da bizim sandalyeyi deniyormuş. Uyudu kalktı. He, evet uyumadım ya. Uyumadım dedikodum yapıyordum mu yapmıyorum onu denedim. Ya var ya. En çok Mustafa abim benim dedi ulan çıkardım. Vay ya. 2 dakikada şuraya nasıl bak ya. Nasıl uyandı ya? Adam evet. Sayıklıyordu. Evet. Ya. Bir sürü... Badarlarla çalıştırdım. Neler söyledi o arada onları bilmiyor ama tabii. Ben onları video... Yarın kayıtlar dinleyin. Kayıt evet. Kapanınca biz söyleriz. Söyleriz. Neler söyledi? Ya inşallah aralarında bir sıkıntı çıkmaz işte. Yani ne diyelim, tartışmazlar, kavga etmezler. O söylediklerinden sonra yani... Benim sayemde balık tutuyor işte yani.
Bak ya. Benim sayemde. Neymiş? Bu ben arkadaş besliyormuş. Bu arkadaş yakalıyormuş. Evet. İddia o ya? Yönde. Akşama doğru tuttum. Bir zaman. Aa. Bir tane sende. Minnak. O da tesadüfen. Bak ya. Uzaktayken büyüktü. Yaklaşık abi buraya geri çıkıyordu. Çekti. Çekti. Çünkü neden? Biz beslemiyoruz burada. Ben beslemedim. Arda da beslemedi. Garibi tutamadı. Bugün kimse besleme yapmadı. Yani. Yapamadı. Yani. Yok bugün hava şartları. Ne alakası var çok ya. Çok sıcaktı. Akşamda rüzgardan dolayı çok verimli olmadı. Aslında çok güzel bir ortam. Şu, olarak ama. Şu an en güzel yapılacak şeyin uyumak olduğuna karar verince herkes. Evet, oy birliğiyle. Biz de ona karar verdik. Neyse bizdik. Çok fırtınalı ve rüzgarlı bir akşamın sabahında herkese günaydın. Cilinlik kampın dün akşamki günü bayağı bir sıkıntılı oldu. Hem rüzgar açısından, hem sıcak, hem nem. Hepsi bir arada bizi gerçekten çok zorladı. En sonunda zaten artık yani baktık olmuyor. Herkes yorgunluktan bir hali olduğu için yerlerine çekildi. Dinlenmeye geçtik. Şimdi ben uyandım. Malum paşa olduğu için erken kalkmak zorundayım. Ben bir de dışarıda zaten kalamıyorum. Uyuyamıyorum. Sıkıntılı. Şu anda gene bilmiyorum. Duyabiliyor musunuz? Aşırı bir rüzgar var. Gün doğmak üzere. Herkes yatıyor daha şu anda. Durummuş şu. Otağımız burada. Çadırımız burada. Çok eğlenceli ve keyifli bir gün oldu. Bir de yani çok uzun zamandır balığa gidemedik. Deniz havası alamadık. Bizim için gerçekten bayağı bir ihtiyaç var. Alışkanlık olmuş. Evet, evet biz toplandık. Caner abiler de toplandı. Şöyle göstereyim. Etrafı da temizledik tamamen. Yani çok sıcak basmadan bir an önce evimizde olalım diye acele ediyoruz. Çünkü gerçekten dün inanılmaz sıcaktı ve biz mahvolduk. Şimdi Taner abiler, buradan başka bir yere geçecek miydiniz abi siz? Büyük bir ihtimal gideceğiz. Hadi bakalım. Ha, vallahi bir an önce sıcağa yakalanmadan kaçın. Biz de evimize kaçalım. Evet. Her şey için teşekkür ederiz. En kısa zamanda inşallah tekrar bir araya geliriz. Sıla'cığım seni de bekleriz her zaman. Her şey için dediğim gibi teşekkürler. Çok keyifliydi, çok güzeldi her şey için teşekkür ederim. Ama şu an bile yakaladığı o balığı ben hazır edemiyorum. Benim sayemde yakaladı. Tabii sen besledin, o aldı değil aynen mi? Aynen öyle. Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu saatten evet. Sonra yapacak bir şey yok. Tekrar yeni avlarda, yeni kamp günlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın millet. Hoşça kalın.